Merhaba sevgili Kral Spor izleyicileri. Bugün Akademi Ligleri, Türkiye'de futbol altyapısı, Türkiye'nin futbol geleceğini konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Futbol Federasyonu Gençlik Gelişim Direktörü Sayın Tolunay Kafkas Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle pandemi süreciyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşandı futbol camiasında da. Tabii sizin açınızdan da aynı şey geçerli. Uluslararası şeyler iptal edildi, içerideki ligler iptal edildi, akademi ligleri. Sürecin sonuna doğru geliyoruz. Yeni sezonla ilgili çalışmalar ne durumda hocam? Akademi ligleri için özellikle yeni sezon programımız hazır mı? Başlıyor muyuz? Bütün çalışmaları hazırladık. Tabii öyle özetleyeyim. Pandemi süreci Türkiye'yi olduğu gibi bütün dünyayı da maalesef olumsuz etkiledi. Ekonomik, sosyal, kültürel birçok boyutu oluştu. Biz kalan maçlarımızı oynatmama kararı aldık. Genç oyuncu gelişim liglerinde. Onu da şu nedenlere dayandırdık. 20 yaş altı biliyorsunuz uzun bir zaman sokağa çıkma yasağı oldu. 18 yaş altı uzun zaman bir sokağa çıkma yasağı oldu. Çocukların antrenman yapabileceği ve tekrar toplanabilecekleri bir yapı oluşmadığından dolayı gelecek yıl oynatma kararı aldık. Bunu yaparken de bir beyazlık ilan ettik. Yani şunu ifade etmeye çalıştık. Düşmenin ve çıkmanın olmadığı gelecek yıl Türkiye Süper Ligi'nin başlayacağı lig tarihiyle aynı lig tarihinde başlayabilecek bir lig başlasın istedik. Bunun nedeni de tabii genç oyuncular özellikle 30 maçın üzerinde maç oynamaması gerekiyor. Daha fazlaya çıktığı zaman birçok nedenden ötürü sakatlıklar vesaire olumsuz etkilenebiliyor. Ancak milli takımların yılda oynayacağı maç sayısına baktığımız zaman 40'ı buluyor. Bu nedenden ötürü de böyle bir karar aldık. Büyük ihtimalle çok büyük aksilik çıkmazsa Türkiye Süper Ligi'nin başladığı tarihte özellikle bizim 19 ve 17 yaş elit genç oyuncu gelişim ligleri o tarihte başlayacak. Hocam şimdi öz kaynak yatırımları sadece ben altyapı olarak düşünmüyorum olay ama öz kaynak yatırımları diyorum. Kulüpler tarafından hep ihmal edilebilir yatırımlar olarak değerlendiriliyor. Profesyonel kulüplerin bütçelerinin belli bir kısımlarını altyapı yatırımlarına, öz kaynak yatırımlarına aktarması ile ilgili bir zorlayıcı karar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan verilir mi? Bu kaynakların kullanımının denetlenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Çünkü hep böyle geçiştirilen bir altyapı harcamaları söz konusu olur bizde. Bu konudaki TFF'nin görüşü nedir? Sizin görüşünüz nedir hocam? Biliyorsunuz bu iki tane model var. Yurt dışında bazı uygulanmış modeller var ama ben hep şunu söylüyorum. Kendi ülkemizin şartlarıyla diğer ülkelerin şartlarını, durumunu kıyaslamamak gerekiyor. Bu bağlamda ya federasyonumuz bir karar alacak. Özellikle akademi modele geçişi Turkcell Süper Ligi'nden başlayıp bir alt ligi de kapsayacak şekilde zamanla zorunlu bir karar haline getirip bunu uygulayacak. Ya da kulüpler kendi iradeleriyle genç oyuncu gelişim merkezleri kurup buna bütçelerini sizin de ifade ettiğiniz gibi belli bir kısmını ayıracaklar. Bu iki tane yol var bunun. Zaten olması gereken de bu. Bu dünya ekonomisinin daraldığı, futbolun gelişimine katkı sağlamak için, ilerlemesine katkı sağlamak için bu modeli artık kesinlikle geçmek lazım. Ben bunu düşünüyorum. Bir ifade ettiğiniz şey çok önemli. Denetim tabii ki yapılabilir. Bunun hem teknik taktik olarak denetimi yapılabilir. Bunu denetleyen bağımsız firmalar var. Özellikle bir Belçikalı Double Pass diye bir önemli bir firma var. Yıldızlama sistemi üzerinden kulüplere yıldız veriyorlar. Antrenmanlarını, antrenörü denetleyebiliyorlar. Çünkü bu da bağımsız bir firmanın denetlemesi bunun daha bir adil oluyor. Bu tip modellerin hepsi yapılabilir ya. Ama ben kendi şahsi görüşüm mutlaka kulüplerin kendi altyapılarına, genç oyuncu gelişim merkezlerine mutlaka bir bütçe ayırmalarından yanayım ben. Türkiye'de şehirleşme artıyor. Şehir içinde kalan arazilerin değerleri yükseliyor. Dolayısıyla altyapılar için özellikle tesis oluşturma maliyetleri çok çok yükseldi.
Halbuki biz biliyoruz ki TFF'nin kulüp lisanslarında tesis kavramı orada önemli. Kulüpler de bir takım yerleri göstererek bu lisanslara sahip oluyorlar ama genelde altyapı tesislerinde bir yetersizlik durumu söz konusu. Tesisleşmeye yönelik bir destek, teşvik, bir program, bir çalışma söz konusu mu? Böyle bir çalışmayı TFF ne kadar destekliyor? Haklısınız. Özellikle altı ifade yerel bir kulüp yapısı oluşturmak. Türkiye'deki profesyonel takım çok fazla olduğunu mutlaka yerel kulüp yapısı biraz önce ifade gerçekler yadsınamaz durumda. Altyapı olmayan bir kulüp belli liglerde oynaması maalesef son derece zararlı. Genç oyuncu gelişimine yatırım yapmayan kulüplerin liglerin en üst ligde oynamasını ben çok doğru bulmuyorum. Ya bir sürü program yapılabilir. Yani ben özellikle Anadolu'da şehirlerdeki arazilerin çok genişliğinden yola çıkarak bunların yapılacağına inanan insanlardan bir tanesiyim. Yeter ki insana yatırım yapalım, bu projelerin arkasında duralım, zorlayıcı olalım, ifade ettiğiniz gibi denetleyici olalım. Yani bunlar yapılmayacak işler değil ve bunlar mutlaka yapılması artık zorunluluk haline gelmiş en önemli etkenlerden bir tanesi yani. Çünkü bunun böyle gitmeyeceği artık kesin. Hocam tabii tesisleşme probleminin ardından az önce ben konuyu bir yere getirmeye çalışıyorum aslında. Altyapıya belli bir bütçe ayrılıyor, tesisleşme bütçesi var. Bunun bir de seyahat bütçesi var. Akademi liglerinde özellikle geçen sene iki büyük kaza yaşandı. Allah'tan ucuz atlatıldı ama. Şimdi bu sene Hatayspor Süper Lig'e çıkıyor. Erzurumspor Süper Lig'e çıkıyor. Deplasman süreleri ve mesafeleri uzuyor gitgide. Bu akademi liglerindeki, genç liglerdeki, gençlerin ligindeki oyuncuların otobüsle ulaşımları, uçakla ulaşımları, kış sezonu, kış mevsimindeki tehlikeler, pazar günü maç var, çocuklar pazar günü maç yapıp dönüyorlar, pazartesi okullarındalar. Yani bu süreci nasıl yönetiyoruz? Havayolu pahalı bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu bildiğim kadarıyla kilometre başına bir destek veriyor. Bu konudaki bir değişim söz konusu olabilir mi? Özellikle geçtiğimiz sezon oluşan kazaların ardından daha güvenlikli seyahat sağlanabilir mi acaba? Mutlaka sağlanabilir ama tabii yapıyı anlamak lazım. Normalde Türkiye'nin coğrafi koşullarına baktığınız zaman bu seyahatlerin çok sıkıntılı, uzak olduğunu görüyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Genelde bu liglerin organizasyonu bölgesel yapmak lazım. Fakat bölgesel yapılan liglerde maalesef bir denge farkı var. Burada bir oyuncunun gelişimi söz konusu değil. Yapılan hep anahtar kelime oyuncu gelişimi üzerine kurulmalı. Lig organizasyonu, akademi modelleri, aklınıza gelebilecek her şey oyuncunun gelişimi üzerine inşa edilmeli. Yani binaya atılmalı kısaca. Bölgesel oynattığımızda da maalesef 10-0, 12-0, 32-0 yani garip garip sonuçlar çıkıyor. Bölgesel oynattığımızda yine tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum. Oyuncunun gelişimi mümkün değil. Bizim 19 ve 17 küme düşmeli yaptığımız zaman amaç şuydu. Mutlaka güçlüyle güçlünün oynadığı bir lig organizasyonu olsun. Burada oyuncu gelişir, hakem gelişir, antrenör gelişir, yönetici gelişir. Onun için böyle bir lig organizasyonuna gittik biz. Seyahatler maalesef söylediğiniz gibi çok uzak fakat buradaki kulüplerin de biraz bu çocuklara destek olmaları, mutlaka bu seyahatlerin uçakla yapılması gerekiyor. Gerekirse federasyonun da buna destek olması mutlaka gerekebilir. Yani şey yapabilir. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Yani kişiler her şeyi devletten bekliyor. Yani kulüplerde federasyondan bekliyor. Şimdi Süper Lig kulüplerinin ciddi bir geliri var baktığınız zaman. Bunun da bir kısmını bu genç oyunculara, bu çocuklara harcamaları gerektiğine inanan insanlardan bir tanesiyim ben. Yani söylediğiniz bağlamda maalesef eğer bölgesel oynattığımız zaman burada hiçbir faktörün gelişmeyeceğini görüyoruz. Onun için şimdi atıyorum Altınordu çok büyük bir yatırım yapıyor. Pendik, Buca gibi genç oyuncu gelişimine çok yatırım yapanlar kendi takımları
bir alt kümede olduğu için veya iki alt kümede olduğu için genç oyuncu gelişim liglerine katılan takımları da o liglerde oynamak zorunda kalıyorlar. Biz de dedik ki hayır, kim önem veriyorsa küme düşmeli, çıkmalı olsun. En azından işte Fenerbahçe, Altınordu veya X bir kulüp böyle bir lig organizasyonu içerisinde yer alsın ki en azından bu oyuncular kendi A takımlarına kazandırılabilsin ve burada bir döngünün oluşmasını sağlayalım diye bu düşünceye girdik. Yoksa çok haklısınız. Normalde bu liglerin bölgesel olması gerekiyor. Özellikle transferlerle ilgili harcamalarındaki sorunlar gitgide artan vaziyete de geldi. O konuya da geleceğiz ama hocam şeyi sormak istiyorum. Şimdi scouting işlemlerinde, futbolcu izlemelerde istatistik siteleri, veri sitelerinin yeri çok büyüktür. İşte Y-Scout vardır, Instat vardır vesaire. Bu tür veri siteleri de yayınlanan maçların üzerinden veri toplar. Bizim de akademi liglerinde yayınlanan maç diye bir kavramımız pek söz konusu değil. Dolayısıyla akademi liglerinde 14, 15, 16'da olsa, 17, 19'da olsa burada gerçekleşen mücadelelerin uluslararası veri sitelerine aktarımı, onların değerlendirilmesi, verilerin üst üste konması pek mümkün olmuyor. Akademi liglerinin bir şekilde bir yayıncıyla, gerekirse hani ortak bütçeyle bir sponsorla vesaireyle yayın kavramına, yayıncı kavramına kavuşması yakın vadede, kısa vadede mümkün olur mu acaba? Biz biliyorsunuz bu biraz önce adını bahsettiğiniz firmalarla bir görüşmelerimiz oldu. Özellikle dünyadaki artık her şey veri üzerine. Veri çok önemli bir olgu. Yani çünkü ölçmediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz. Mutlaka ölçmek gerekiyor. Fakat bu firmalar çok bize fazla maliyet çıkarıyorlar. Ben de şunu ifade etmeye çalışıyorum devamlı. Yani hani kulüp ismi vererek veya karşılaştırarak bir şeyleri yapmak istemiyorum. Fakat kendi kulüp yapıları içerisinde kendi oyuncuların gelişimini takip edecek birinci derecedeki yetkili kişi kendi kulüpleri. Yani oyuncularına değer verecek, bunun ölçümlerini yapacak, verilerini toplayacak, oyuncu gelişimine katkı sağlayacak. Bu modelin üzerinde çalışmak lazım. Bunun dışında eksik kalan yerlere de biz federasyon olarak bir danışmanlık hizmeti verebiliriz, antrenör eğitimi hizmeti verebiliriz, birçok şeyi yapabiliriz. Fakat federasyonun her şeye kaynak araması, her şeye para vermesi çok kolay bir şey değil yani. Ve bu söylediğimiz bütün maçların verilerini toplayalım, bu çocukların biraz önce ifade ettiğiniz gibi uluslararasındaki verilerini değerlendirelim, çok maliyetli bir iş. Kulüpler kendi YouTube kanallarından, kendi internet sitelerinden yayınları sağlayıp sonra da bu görüntüleri public olarak halka açarak veri sitelerine ulaştırarak kendi oyuncularının değerlendirmelerini kendileri de yaptırabilirler Mesela gibi bir genç kavram milli, çıkıyor. evet, şimdi genç milli takımlarda biz bunu yapıyoruz. İşte yapılan antrenmanından tutun, bütün fiziksel değerlerini bütün kulüp hocalarıyla, bütün altyapı hocalarıyla paylaşma gayreti içerisinde oluyoruz. Şimdi şöyle bir durum var Türkiye'de. Ya kulüp olarak hiçbir şey yapmıyorsunuz, her şeyi federasyondan bekliyorsunuz. Genç oyuncu gelişimiyle ilgili söylüyorum. Ya bu bana çok doğru gelmiyor. Bunu da ifade ediyorum her seferinde yani. Her kulüp mutlaka yani kendi genç oyuncu gelişim merkezlerine, hani altyapı diye bir kavram kullanılıyor. Altyapı, üst yapı, orta yapı mı var? Artık yani modern bir kavram genç oyuncu gelişim merkezi. Tabii bu çok büyük bir paradigma. Yani bunun içerisinde o kadar çok fazla şey var ki bunun bir felsefesi, derinliği, bir konsepti olması lazım genç oyuncu gelişiminin yani. Şimdi buna hiçbir şekilde önem vermiyorsunuz. Her şeyi federasyondan bekliyorsunuz. Ben bunu çok doğru bulmuyorum yani. Federasyon eksik kalan her türlü yardımı yapabilmeli. Ha ben şuna da şeyim, atıyorum X kulüp her genç oyuncu gelişimine yatırım yapıyorsa onu desteklemeli. Yatırım yapmalı. Ona para vermeli yani. Hiçbir şey yapmadan da bir şey yapmak, ben bunu çok doğru bulmuyorum yani. Bu konuda çaba gösterene destek olalım, çaba göstermeyene de göstermesine sebep olalım diye düşünüyoruz o zaman. Aklımız böyle çalışsın. Ya da Hocam. zorlamayla yaptırmak lazım. İşte yani o da bugünün koşullarında çok mümkün gözükmüyor. Yani biz bu kulüpleri duruma getiren federasyon veya bir başkası değil ki yani bu kadar borçlanmasını, bu kadar bu hale gelmesini. Yani bunun hesap sorulacak insanlar belli. Herkes konuşuyor, her yerde her şeyi söylüyor. Ama iş genç oyuncuya geldi, yatırım yapmaya geldi mi?
Efendim federasyon yapsın. Olacak şey mi bu yani? Sen bir kulüp olarak yap, yani bir sürü insan, yani yine isim vererek konuşmayı seven insanlardan değilim. Ben hani somut verilere göre konuşurum, reel konuşurum. Yani hani çok afaki konuşmayı seven bir insan değilim ama yani biraz da kulüpler bu işe el atmalı yani. Yıllık belli bir bütçeyi en azından profesyonel kulüp bütçesinden belli bir kısmının altyapı için, öz kaynaklar için, gençlik gelişimi için ayrılmasının zorunlu hale getirilmesi bu ülke için gerekli ama zamanı değil anladığım kadarıyla. Pandemi sürecinde bütün ekonomiler çok yıprandı ama gelecekte böyle bir plan her an devreye girebilir diye ben umuyorum, ummak da istiyorum açıkçası. Bunu, ben şunu söyleyeyim. Ya bu ülkenin bir tek kurtuluşu var. Yani bu Türk futbolunun kurtuluşu şu: akademi modeline geçmeli. Çünkü akademi ligine, akademi modeline geçerseniz, sağlıklı ve sağlam bir akademi modeli, tabii bunun söylüyorum içi çok geniş. İşte Türkiye'de hani bazı kulüpler bunu uygulamaya çalışıyor, başarılı oluyor, başarısız oluyor, bilmiyorum. Hani çok değerlendirme yapmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Başka türlü bu işin altından kalkmak mümkün değil yani. O zaman zaten eğer bu modele geçtiğimiz zaman, biraz önce ifade ettiğim gibi, buradan hoca yetişir, oyuncu çıkar, yönetici çıkar. Yani bugün Schalke takımı, atıyorum başka kulüp, U19 takımını A takımının başına getirebilecek yetkinlikte ve yeterlilikte hocalar çıkartıyor buralardan. Ya bu model artık kaçınılmaz bir model. Yani bu modele mutlaka geçmemiz lazım. Ama nasıl geçeriz, nasıl yaparız? Bunu da bir ortak akılla yapmamız gerekiyor. Hocam, şimdi gençlik gelişimini konuşuyoruz ama bir de bizim bir kanayan yaramız var. A2 Ümit takımı, U21. Yani profesyonel takımın 1-6 takımı ligleriyle ilgili Türkiye'nin temel bir problemi var. Habire sistem değişiyor, isim değişiyor. U21 kaldırıldı geçtiğimiz dönemde. Bu dönemde rezerv lig konuşuluyor. Şimdi U21'i neden kaldırdık? Rezerv ligi neden konuşuyoruz? Rezerv ligin içeriği ne? Onu da çok bilmiyoruz. U23 mü, U21 mi? Profesyoneller çifte lisans mı? Hem orada hem orada mı oynuyor? Rezerv ligle ilgili düşünceler nedir hocam? Sizin size kadar gelen bir format, bir çerçeve var mı? Şöyle onu da çok net ifade edeyim. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Bu çünkü çok kritik bir soru. Şimdi U21 liginin kaldırılmasının ana nedeni, bu yaş grubunda kulüplerin kurmuş olduğu bu yaş grubunda %1 oyuncu oynatıyorlar. Yani 20-21 yaşında %1 oynatıyor. Yine 17-18-19 yaşındaki oyuncuları bu ligde oynatıyorlardı. 2-21 yaşına gelmiş bir oyuncunun artık Türkiye hangi ligde oynuyorsa orada süre alması, alamıyorsa bir alt lige kiralanması veya bir B takımında oynaması gerekiyor. Burası çok açık ve net. Bir de ben performans yaşının çok düştüğüne inanıyorum. Artık 18-19 yaşındaki oyuncuların liglerde oynaması gerektiğine inanan insanlardan bir tanesiyim. Buradaki ana kriter performans yaşı. Bunun için kaldırdık. Yani daha düşük olsun, daha şey olsun diye. Şimdi bu seneki modelimizde de 19'a 20 yaşından 5 tane kontenjan koyduk ya. Asıl en büyük problemlerden bir tanesi, Türkiye'de 18-23 yaş arasındaki oyuncuların maalesef bir türlü gelişimini tamamlayamaması. Oyuncu her yaşta gelişebilir. Bu başka bir şey. Şimdi biraz önce bahsettiniz. Bizler hani futbolcu olurken doğaçlama oynayarak bu işi öğrendik. Caddelerde, sokaklarda, tarlalarda, arsalarda oynandık. Fakat bugünün şartlarına bakıldığı zaman mutlaka genç oyuncunun ciddi bir eğitim almadan elit genç oyuncu seviyesine gelmesini ben pek mümkün görmüyorum bu konuyla ilgili. İkincisi, rezerv çok tehlikeli bir kavram. Daha önce denenmiş, yapılmış. 17 yaşından ucu açık, 17 yaşından başlayıp amatör ve profesyonellerin bir arada oynadığı, hiçbir şekilde genç oyuncu gelişimine katkı sağlayamayan bir lig organizasyonuydu. Bizler kulüplerin isteği doğrultusunda bir B takımı ile ilgili bir B takımı oluşması için, yani takımların 3. ligden başlayabileceği bir organizasyon yapısı üzerinde ciddi bir zaman harcadık. Bunu yönetimimize sunduk. Daha sonra bu nasıl gelişir, nasıl olur, Kulüpler Birliği ve federasyonumuz arasında nasıl bir mutabakat olursa ona göre de bir yol alacağız. Onu da kısaca söyleyeyim. Tabii bir sürü kriterler koyduk ama buradaki asıl önemli etken 18 ve 23 yaş arasındaki oyuncuların oynayabileceği bir lig organizasyon. Bunun da adının B takımı olması. Yani atıyorum Fenerbahçe'nin bir B takımı olması, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Gaziantepspor'un veya Kayserispor'un bir B takımı olması. Burada oyuncu gelişimini
hedef alarak oyuncuların geçişlerinin sağlanabileceği bir yapı oluşturmaktı. Biz onunla ilgili çalışmamızı da yaptık, yönetim kurulumuza sunduk. Önümüzdeki günlerde bu gelişmeler çerçevesinde biz de gerekli adımları atacağız. Hocam şeyi sorabilir miyim? Bu B takımında lisans geçişi söz konusu olacak mı sizin sunduğunuz taslakta? 18-23 yaş arası oyuncular olacak. 3 tane oyuncu 23'ten sonra altta oynatabilir ve mutlaka bir geçiş sağlanabilecek bir ortamın olacağı. Ama yukarı aldığınız oyuncuyu 4 maç, yani bir kere oynattınız sonra hemen aşağı indireyim değil de 4 maç yukarıda kalacak, sonra indirilecek gibi bir sürü kriterler var. Ha, bunlar konuşulabilir, tartışılabilir, başka modeller üzerinde konuşulabilir. Hani bunlar birçok şey yapılabilir. Hocam, şimdi sizinle biz sohbet edeceğimiz, röportaj yapacağımızı sağa sola arkadaşlarımıza haber verdiğimizde sorulardan bir tanesi, ya illa şunu sorar mısın, mutlaka bir şey sorar mısın, şunu sorar mısın diye çok soru geldi. Özellikle gençlik gelişimiyle ilgili görev yapan arkadaşlarımızdan. Bunlardan bir tanesi, alt yaş milli takımlarında amatör liglerden oyuncular çok nadir olarak görülüyor. Geçmişte işte Abdullah Ercan, Kaleci Volkan Yıldırım gibi hani birçok insan, Ali Nail gibi Bursasporlu amatör takımdayken gençlik gelişi altyapı alt milli takımlar, alt yaş milli takımlarına seçilmişti. Şimdi bu düzen değişti. Daha çok profesyonel takım altyapılarından milli takıma oyuncu çıkıyor, seçiliyor. İzlenmiyor mu? Kriterleri mi tutmuyor? Orada ya da amatör altyapılarla profesyonel altyapılar arasındaki makas mı açıldı? Bu konudaki sizin düşünceniz nedir? Bu da çok önemli ve iyi bir soru. Mesela biz bu sene bu 14 milli takımını oluştururken Erzurum Yolspor'dan oyuncu aldık. Yani hepsi bunların ilk oluşum takımlarında, özellikle U14 milli takımını oluştururken bütün Türkiye'yi tarıyoruz. Amatör, profesyonel bir şeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii yine biraz önce bakın çok önemli bir şey söyledim. Daha önce Abdullah Ercan gibi veya amatör kümelerin çok kaliteli ve iyi olduğu, profesyonel takımların ve liglerin az olduğu dönemlerde amatör küme çok değerli ve kıymetliydi. Şimdi zaten iyi oyuncu veya elit oyuncu veya milli takıma gelecek oyuncu maalesef çok amatörden çıkmıyor. İşte Süper Lig takımlarının veya bir alt ligdeki takımların ebeveynler çocuklarını oralara veriyorlar, oraya götürüyorlar. Maalesef de seçimler buradan geliyor. Ben amatör futbola da çok önem veren insanlardan bir tanesiyim. Fakat bu yapının içerisinden çok sağlıklı bir oyuncu çıkacağına da çok ihtimal vermiyorum işin açıkçası. Ne kadar kaliteyi yükseltirsek amatörde ve profesyonelde, ideal kulüp yapısına ne kadar yaklaşırsak ve genç oyuncu gelişimine, yani bizim söylediğimiz mutlaka bunları katılmasını zorunlu bulup bunları denetlersek biraz önce, her yerden oyuncu çıkar. Niye çıkmasın? Ben amatör kümeden çıkan birisiyim yani. Ve bu işin işte junior çalıştırdım. Türkiye Süper Ligi'nde birçok takımı çalıştırdım, Avrupa'ya gittim. Yani yelpazenin çok geniş olduğunu biliyorum. İnsanların haklı olduğu birçok şey var. Birçok bu yapıyı değiştirmediğimiz sürece bu sorularla karşı karşıya geleceğiz yani. Haklı oldukları taraf var. Fakat yine ifade ediyorum, Türkiye'deki yapıyı mutlaka bir organize etmemiz lazım, yani reorganize etmemiz lazım. Hocam şimdi bu sorunun arkasından gelen soru da benim açımdan şu. Şimdi 18 yaş altı transferler, özellikle özür dilerim 21 yaş altı transferlerde özellikle yetiştirme bedeli diye bir kavram var. 23'e kadar da gidiyor bildiğim kadarıyla ama en az 21 olduğundan eminim. Bir yetiştirme bedeli durumu var. Şimdi TFF'nin belirlediği yetiştirme bedeli rakamları transfer etmek isteyen kulüplere yüksek geliyor. Bu rakamları ödememek için pazarlıklar başlıyor. Pazarlıklar başladığında çocuğa işte sen lisansını al gel işte babanla konuşun anlaşın vesaireleri var. Şimdi amatör takımlarda belli bir seviyede olan çocukların profesyonel takım altyapılarına geçişlerinde de bu tür bir talep. Amatör takım bir para talep ediyor. Profesyonel takım ben koskoca takımım niye para vereyim diyor. Yani bu geçişlerde de bu yetiştirme bedeli problemi diye bir problemimiz var. Bu konuyla maalesef. ilgili sizin düşünceniz nedir? Ya da bir reorganizasyon programında bu yetiştirme bedeliyle ilgili fikir ne olmalıdır? Söylediklerinize yine hani altını çiziyorum. Çok haklısınız. Tabii amatör takım bir oyuncuya bir yemek veriyor. Oyuncunun karşılığında da bir şey alıyor. Bunun makul ve anlaşılır bir şey olması gerekiyor. Maalesef o konularda da ilgili tabii sıkıntılar oluyor. Kimisi ifade ettiğiniz gibi para vermeden almak istiyor. Yani bizim onunla da ilgili bir takım
çalışmalarımız var. Hani her tarafı memnun edebilecek yani, çünkü bu söylediğiniz ikircikli bir konu. Yani kolay bir konu değil. Yani kolay da halledilebilecek bir konu değil. Çünkü yetiştirmiş, kendinin belli bir hakkı görüyor. Öbürü ifade ettiğiniz gibi para vermek istemiyor. Yani bunun bir orta yoluyla ilgili yine bir çalışmamız var. Hani daha geniş zamanda onu da size anlatırım. Hocam benim bu çalışma yapabileceğim katkı olacaksa eğer bu yetiştirme bedelinin federasyon hesabına yatırılması, federasyonun da bu parayı ilgili kulübe aktarması gibi bir durum olursa en azından pazarlık kısmı ortadan kalkar, kulüpler daha da rahatlar diye düşünüyorum. Benim de şahsi fikrim bu yönde. Yani ben her türlü fikre çok açık bir insanım. Bunu da çok tabii değerlendiririz. Çok da olumlu söylediğiniz. Hocam şimdi futbol tabi biraz dedikodu oyunu, sohbet oyunu. 22 kişi oynuyor ama işte 50 bin kişi tribünde seyrediyor. Milyonlarca insan tribünde seyrediyor. Maçta, ekranda seyrediyor. Şimdi genel bir klişe var. Almanya 3 milyon Türk'ün içerisinden Mesutları, İlkay'ları çıkardı. Biz 40 milyon çocuğun içerisinden kimseyi de çıkaramadık, çıkaramıyoruz da. İşte tesis yok, altyapı yetersiz, antrenmanlar sıkıntılı. Kulüp batakta, para yok, antrenörlerin eğitimi yok, tesis yok. Bu kadar yokun olduğu yerde biz Türk futbolunu nasıl bir kademe ileriye götüreceğiz? Ya eğer bunlar varsa 40 milyon çocuktan niye biz içerisinde gerçekten böyle her sene birer tane bir Avrupa yıldızı çıkartacak konuma gelemedik hala? Yani biraz önce yani altını çizerek söylüyorum. Mutlaka bu akademi modeline geçmemiz lazım. Aslında Türkiye'de her şey var. Yeter ki organize olalım ve planlayalım bütün bu işleri. Biraz önce ifade ettiğim gibi çıkması mümkün değil, çünkü çocuğun gelişebileceği bir ortam söz konusu değil. Ne kulüplerde ne başka yerde. Biraz önce iki şeyden bahsettim. Hani hem doğaçlama bizim geldiğimizi oyun oynayarak. Şimdi de kulüpte ciddi bir eğitim almazsa bu oyuncular, ciddi antrenör, yeterli ve yetkin antrenörlerin elinde bu işe adapte olmazsa, gelişmezse bu iş olmaz. Bunun için de bir an önce bir adım atmak lazım. Hani ne olacak bu adım? Ya zorunlu hale getirmek lazım bu işi. Federasyon olarak karar alıp evet bunların olması gerekiyor. Ha, bunları yapmayan insanlara belli işte kriterler koyup puan silmeden işte küme düşürülmeye kadar gidebilecek radikal bir takım kararlar almak lazım. Bu kararlar da Türkiye'de hani ben hani çok şey konuşmak istemiyorum. Çok zor radikal kararlar almak. Yani bu kolay bir karar değil yani. Çünkü buna ortak bir akıl, ortak bir payda ve iyi niyet lazım yani. Çok açık söylüyorum yani. Hocam şimdi biz Ankara'dan yayın yapan bir kanalız. Bütün konularda da Ankara takımlarının ön plana almış bir kanalız zaten ki hatta internet sitemiz taraflı spor sitesi diye geçer PlusSpor'un. Biz altyapı söz konusu olduğu zaman, öz kaynaklar söz konusu olduğu zaman bizim modelimiz Türkiye'de de olduğu gibi Gençler Birliği. Biz ona bakıyoruz ağırlıklı olarak. Şimdi Gençler Birliği'nin son dönemde özellikle İlk 11'inde altyapıdan yetişme 4-5 futbolcuya yer verdiği, işte 21'inde ilk 18'inde 9-10 altyapıdan yetişmiş futbolcuya yer verdiği, kadroya aldığı gibi bir durum söz konusu. Bir de yeni bir yapılanması var şimdi Almanya kökenli Taşkın Hoca'nın gelişim sorumlusu haline getirilip bir 5 yıllık 6 yıllık bir projesi var. Geçmişten gelen bir Gençler Birliği'de yetişme durumuyla önümüzdeki yıllarda Gençler Birliği'nin transfer ya da yabancı yasa ile ilgili olarak da birlikte değerlendirirseniz, Gençler Birliği'nin konumunu, altyapı çalışmalarını ve gelecekteki önemini, değerini nasıl görürsünüz hocam? Biliyorsunuz ben Ankaralıyım. Yani belki bilmiyorsunuz, biliyorsunuz. Benim de ilk amatör kümede başladım. İşte İstanbul Bankası Yenişehir'in genç takımında oynadım. Sonra Emlak Bankası'nda oynadım. İlk Ankara Gücü'nün minik takımında başlamıştım. Bu silsileyle daha sonra profesyonel olarak PTT'de ve Keçiören Gücü'nde oynadıktan sonra işte profesyonel hayatım devam etti. Ben rahmetli İlhan Cavcav, çok sevdiğimiz, saydığımız, benim de babamın çok yakın dostu olan çok değerli bir büyüğümüzdü. İşte kulübü kendi politikası doğrultusunda da çok uzun yıllar ayakta tuttu. Şimdi Murat Bey işi devraldı. Ya Gençler Birliği Kulübü Türkiye'nin göz bebeklerinden bir tanesi.
altyapısıyla da ve birçok oyuncu çıkarmasıyla da çok önemli bir kulüp olmuş. Türk futbolunun bence domino taşlarından bir tanesi. Ankara'nın da göz bebeği, Ankaragücü'yle birlikte iki kulüp de çok kıymetli ve değerli iki kulüpsi. Ha ben hani gönlümden şunu söylerim, ikisinin de çok iyi olmasını isterim. Ankara başkent olması itibariyle Türk futboluna zaman zaman çok şeyler vermiş. İki tane nadide kulübümüzden bir tanesi, ikisi. Onun için Gençler Birliği kulübü önemli işler yapıyor. Bunları yapmaya da devam edecek yani. Aynı şekilde Ankaragücü için de dilerim yani bir Ankaralı olarak. Hocam son soru biraz hani gençlik gelişimden çok sizinle ilgili. O da özellikle taraftarların, tribünlerin veya ekran başında izleyenlerin, spor medyasını takip edenlerin sorusu. Süper Lig'de hangi takımın hocası istifa etse Tolunay Hoca'nın adı geçer. Görüşmeler yapıldığı anlatılır, anlaşmalar yapıldığı anlatılır vesaire. Hocam bu durum ne kadar gerçekçi? Siz hani gerçekten bu kadar çok teklif alıyor musunuz? Her istifa eden hocası istifa eden kulüp size geliyor mu? Siz mi reddediyorsunuz? Yoksa şehir efsanesi oldunuz artık her hocasız kalan kulübe ya Tolun Hoca'yı hoca orayı alır götürür bir mantığı mı var? Nedir hocam bu gerçekten ilginç bir duruma döndü çünkü bu iş. Yani teşekkür ederim. Hani isteyen kulüpler oluyor mutlaka. Demek ki doğru işler yapmışım. Hani ben hatalarını kabul eden, ondan sonra bir yanlış yaptığı zaman özür dilemesini bilen, zaman zaman da hatalar yapmış bir insanım. İşte insanın yaşı öğrenmeye yetmiyor. İşte biz de kendi kişisel gelişimimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Daha iyi nasıl hoca olunur? Hem teoride hem pratikte bunları geliştirmeye çalışıyoruz. İsteyen kulüpler oluyor. Zaman zaman adımızın gündeme gelmesi doğal yani birçok hoca gibi. Doğru olan yanları var. İşte yanlış olan yanları var. Ama şu anda federasyonda görev yapmaktayım. Ama ileriki zaman ne getireceğini, ne götüreceğini bir şey söylemek çok doğru değil. Ha ben beni arayıp soran kulüp başkanlarına da teşekkür ederim. Buradaki federasyon başkanımıza da çok teşekkür ederim. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz. Doğru yoldayız ki isteniyoruz yani. Bunlar doğal şeyler yani. Doğru olanlar var. Yalan Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız, kabul ettiniz. Bizde çok önemli olan sorular vardı. Gençlik gelişimiyle ilgili benim şahsen çok ilgi duyduğum bir alandır. Takip ettiğim bir alandır. Amasız fakat siz çok açık cevaplar verdiğiniz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Türk futbolu daha çok hem gençlik gelişiminde hem de A takım, profesyonel takım antrenörlüğünde çok önemli hizmetler edeceğinizi çok önemli işler yapacağınızın da farkındayım. Umudumuz sizinle beraber, sizin ekolünüzle beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk gençlerine olan güveninin ve desteğinin sonsuza kadar devam etmesidir. Konuyla ilgili gösterdiğiniz çabalardan ötürü de sizi ayrıca takdir etmek, teşekkür etmek istiyorum hocam. Ya ben de çok teşekkür ediyorum. Bu konularla ne zaman isterseniz de ben emrinizde. Çünkü bunlar çok hassas konular. Gerçekten bunlar bizim çocuklarımız, evlatlarımız. Mutlaka bunlara elimizin değmesi gerekiyor. Herkesin elinin değmesi gerekiyor. Beni konuk ettiğiniz için ben size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ne zaman isterseniz de bu konularla ilgili her zaman göreve hazırım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, bugün Türk futbolunun altyapısı, öz kaynakları, gençliği ve onların geleceğe kazandırılmaları ile ilgili kısa da olsa bir program yaptık ama konuğumuz çok önemli bir konuktu. Tolunay Kafkas, Türkiye Futbol Federasyonu Gençlik Gelişim Direktörü. Uzun yıllarını bu konuya vermiş bir insandı. Biz de özellikle genç futbolunun paydaşlarından topladığımız sorularla onların sormak istediğiniz soruları da ekleyerek hoş bir program yapmaya çalıştık. Umarım bilgilendirici, eğitici, biraz da eğlendirici olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.